والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذلك السلام عليكم. هنا tekrardan bir aradayız. Şeyh Heysem bizlerle beraber. Sözü kendisine bırakıyorum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد رسوله ما بعد في الدرس الماضي اتممنا ولله الحمد دراسه متن ثلاثه اصول وفي هذا الدرس على ما اتفقنا نريد ان نراجع ما اخذنا ثم نختبر ثم غدا ان شاء الله تعالى نبدا بكتاب جديد. Hamd Allah-u Teala'ya mahsustur. Ona hamd ederiz. Salatu selam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Dünkü dersimizde 3 esas adlı Risale-i kitabı tamamlamıştık. Onun şerhini anlatmıştık. Bugün de ittifak ettiğimiz üzere tekrardan onu bir tekrarlayıp bir imtihan yapacağız. Yarın akşam da Allah nasip ederse başka bir kitabın şerhini açıklamasına başlayacağız. نعم طيب نبدأ بسم الله قرأت مؤلف الأصول الثلاثة üç esasın yazarı kimdir? نعم شيخ محمد ابن عبد الوهاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى evet مؤلفي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكرنا أنه قبل الدراسة لابد من أمور خمسة Dersten önce 5 tane husus zikretmiştik. 5 önemli mesele zikretmiştik. Neydi bunlar? Naam, vahiy, men ya'rifha. Evet, kim bilir bunları? Naam. Limaza nadrusu tevhid? Limaza nadrus tevhid? Evet, ilk olarak dedik ki tevhidi neden öğreniyoruz? Hakkullah'ul abid. Allah'ul ibad. Cevabı ise çünkü tevhid Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki hakkıdır. La yakbelallah subhanahu wa ta'ala ey amel illa bittevhid. Allah Teala hiçbir ameli tevhid olmadan kabul etmez. La tuhul cennet le muvahhid. Cennete ancak muvahhid olan girecektir. Bu gayr hal. Ve onun dışındaki sebepler. Ve kulna li yes'al limada nedrus tevhid tes'alu. Tevhidi okumamızı sorarlarsa veya da bir kimseye neden tevhid okudu sorulursa hal ente muvahhid? Ona biz sen muvahhid misin diye sorarız öncelikle olarak. Ya kul na'am ana muvahhid. Kul ma hada tevhid allazi faradullah alayk. O da der ki evet ben muvahhidim der. Ve biz de deriz ki Allah Teala'nın sana öğrenmeni farz kıldığı bu tevhid nedir? Thumma nes'alu ayda. Hal ente müşrik? Ve ona sorarız sen şirk üzere müşrik bir kimse misin? Yekul la. Yekul ma ana şirk allazi haramun aleyk. O da hayır ben müşrik değilim der. Ve biz ona deriz ki Allah Teala'nın senin üzerine koşmanı haram kıldığı bu şirk nedir? İza kan la a'rifu et-tevhid ve la a'rifu eş-şirk kul ta'al udrus ma'ana et-tevhid. Eğer bu kimse şayet tevhidi bilmiyor, şirkin ne olduğunu iyi öğrenmemişse ona deriz ki gel bizimle birlikte tevhidi öğren, şirkin ne olduğunu öğren. Sual الثاني لماذا اخترنا ثلاثه الاصول؟ لماذا اخترنا دراسه هذا المتن؟ نعم. Bu derse geçmeden önce bu öğrenmemiz gereken 5 şeyin ikincisi ise neden 3 esası seçtik tevhid olarak? Nasihat al-ulama lanna tullab. Çünkü alimler bunu nasihat etmişlerdir. Bu kitabın okutulmasını nasihat etmişlerdir. السؤال الثالث ما هو الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Üçüncü olarak da özetle kısaca üç esas nedir? سؤال القبر. أسئلة القبر. الله يفتح. Kabirde sorulan sorular. السؤال الرابع. Dördüncü husus. ثمرة. ما هي الثمرة أو الفائدة أو الجائزة من التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة نعم dördüncü husus ise bu derste geçmeden önce öğrenmemiz bilmemiz gereken husus bu üç esası öğrenmedeki alacağımız meyve ürün caize ödül nedir أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة الجواب cevap şudur bizler üç esası öğrenirsek eğer ثم عملنا بها sonra amel edersek ثم دعونا إليها sonra ona davet edersek وصبرنا على العلم والعمل والدعوة İlim, amel ve davet konusunda sabır gösterirsek Allah'ın izniyle kabirde sorulan sorulara cevap vereceğiz demektir. السؤال الخامس ما فيه روح نعم على ماذا تحتوي او اذا اردنا ان نفهرس هذا المتن نفهرس هذا المتن ونقسم هذا المتن الى خمسه اقسام 5. husus ise bu kitap 3 esas kitabı neleri içermektedir bunun fihristi konuları nelerdir
Men yezkur ali hadi aksam el khams. 5 tane konu var. Ana konu. Kim zikredecek bu 5 ana konu kitaptaki? Naam. 4 mesele. المسائل الأربع. المسائل الأربع وهذه مجموعة قلنا في سورة العصر علم وعمل ودعوة وصبر. Evet, o asır suresinde zikredilen ilim, amel, davet ve sabır dört mesele. Üç mesele. المسائل الثلاث. ثم المسائل الثلاث. Evet, kitabın ikinci kısmında üç mesele zikrediliyor. Tevhid neden öğreniyoruz? Allah iftih aleyk. Lima'da nedrus tevhid, naam. Üç esas şerhi. Şerh selasetü usul. Şerh el usul الثلاثة. الفاتحة فتح الله عليك نعم خمس أقسام evet. المسائل الأربع دوت مسألة والمسائل الثلاث üç مسألة ولماذا ندرس التوحيد niçin tevhid öğreniyoruz وشرح الأصول الثلاثة üç esasın şerhi ثم خاتمة الأصول الثلاثة sonra bu üç esasın sonucu bitişi خاتمesi نعم هذا إيش اسمه اسأله اترك هذا فتحت أصول الثلاثة. لا تفتح. كان أغلق هذا أغلقه. لا تنظر إلى شيء أبداً. أي نعم. نريد أخواننا أن نضبط العلم. إحنا جئنا هنا قلنا أنا ما عندي شيء من العلم. نحن فقط نريد نحفظ هنا جئنا نحفظ. مفهوم؟ طيب. إذن هذه أقسام الخمسة. طيب القسم الأول. birinci قسم. من يذكر لي ما هو القسم الأول؟ نعم. دور birinci kısım. Kim söyleyecek? نعم. دورت مثلا. المسائل الأربع. سورة العصر. سورة العصر مجموعة في سورة العصر. نعم. دورت مسألة. عصر سورة النزيك الآن دورت مسألة. علم وعمل ودعوة وصبر. علم عمل دعوة وصبر اتنك. وهذا جهاد لمن؟ بو جهاد كم يش جهاد تر بو؟ للنفس. إذا لابد أن تجاهد نفسك أولاً بسورة العصر بأن تتعلم. أنجيت نفسين لا بو konuda cihada başlaman lazım. هل يمكن أن تعمل بلا علم؟ Önce öğreneceğin. Öğrenmeden amel edebilir misin? لا وإلا تكون بهذا مشابه للنصارى. Eğer öğrenmeden ilim sahibi olmadan amel edecek olursan Hristiyanlara benzemiş olursun. هل يمكن أن تعمل ولا تتعلم ولا تعمل؟ Amelin olmadan yani ilim okuyup da öğrenip de amelin olmazsa ne olur? La ve la takum bi hala mushabelel yahud. Böylece Yahudilere benzemiş olursun. Hal yumkin an tetruk el ilm vel amel tekul ana la ataallam hatta la a'mel. Fa atruk el ilm vel amel. İlim ve ameli terk etmek mümkün müdür? Yani bir kimse dese ki ben amel etmemek için ilmi de terk ediyorum. Hiçbir şey öğrenmiyorum. Ma yumkin an yakun hada. Lenno lo terak kul şey ve lem yetaallam min eddin şey bil kulliye. Hada ata bi naqid min naqid el islam. Bir kimse dindeki her şeyi bırakır, öğrenmez ise, tamamen duyarsız olursa, bu kimse dini bozan, nakız olan şeylerden bir şeye düşmüş olur. Önce öğreneceğiz. ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى العمل. Allah'tan yardım isteyeceğiz amel konusunda. ثم ندعو إلى هذا الذي تعلمنا. Sonra da insanları öğrendiğimiz bu ilme davet edeceğiz. ونصبر. Ve sabır göstereceğiz. تصبر أولا على العلم. İlme sabır. ثم تصبر على العمل. Amele sabır. ثم تصبر على الدعوة. Davete sabır. وذكرنا أقسام الصبر. Sabrın kısımlarını zikrettik hatırlarsanız. Men ya'rifa. Kim söyleyecek sabrın kısımları? Üçtür. Selase. 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 Allah'ın emirlerine. Sabrın. Sabrın ala ta'ati Allah. Allah'a itaate sabır. İtaate sabır. Yasaklarına. الصبر عن المعاصي صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام والحج نماز gibi oruç gibi hac gibi Allah'a itaate sabretmek الثاني الصبر عن معصية الله حتى تترك المعاصي الصبر ترك etmek konusunda sabır göstermek الشرك والبدع والمعاصي شرك بدعات وغيرها والثالث الصبر على ما يقدر الله عليك من مرض وفقر وغيره نعم Allah Teala'nın sana takdir ettiği fakirlik gibi, hastalık gibi belalara, musibetlere sabretme. Ma huve delil ala el mesail el arba? Dört meseleye delil nedir? Ne getiririz? Suretul Asr. Suretul Asr. Asr suresi. Naam. Tayyip. Hâzi hiya el mesail el arba. Cihad el nefs. İşte dört mesele budur. İnsanın nefsiyle cihadı da bu şekilde olur. El kısmı thâni. Kitabın ikinci kısmı نعم. üç mesele. المسائل الثلاثة.
3 mesele. Men yezkur li hazi mesele 3 bihtisar. Kim bize zikredecek kitabın bu 3 ikinci kısmı olan 3 meseleyi? Ruhiyet, rububiyet. Al mesele al-ula ifradu Allah subhanahu ve taala bi tevhid ar-rububiyye ve bil esma'i ve sıfat. İlk mesele, yani ikinci kısımda zikredeceğimiz 3 meselenin ilki şudur. İsim ve sıfatlar ve rububiyet tevhidi. El-mes'ele s-saniye. İkinci mesele. İfradu Allah subhanahu wa ta'ala bitevhid al-uluhiyye bil-ibade ve la yu'bed illallah ve la yu'bed ahad ma'allah kainan man kan. İkinci mesele, uluhiyet kısmında, ibadet kısmında, tevhidinde Allah-u Teala'yı birlemek, Allah ile hiçbir kimseye ibadet etmemek. المساله الثالثه üçüncü mesele şirk al-bara'a min eş-şirk ehli la bud şirk ve şirk ehlinden beri olmak uzak olmak an-nebra'a min eş-şirk ehli şirk ehlinden şirkten ve şirk ehlinden uzakta olmak keyf tekun al-bara'a min eş-şirk ehli şirk ehlinden ve şirkten nasıl beri olur insan uzak olur لو قال لك قائل كيف ابرا من الشرك اهله بالقلب واللسان والجوارح بالقلب واللسان والجوارح قلب dil ve azalarla olur قلب اعتقاد ان كل ما على الكفار باطل kâfirlerin üzerinde bulunduğu bütün dinin batıl olduğuna kalple itikad etmek. Bilisan en tu'lin bilisanik ve tekul inneni bera'u mimma te'budun. Dilinle bunu söyleyeceksin. Ben beriyim diyeceksin sizin ibadet ettiklerinizden. Bil cevarih adem muşâraketel kuffâr fe iyâdim ve ihtifalâtim ve tukûsim ve fi libâsim ve kadar. Onların bayramlarına, seyranlarına, adetlerine, elbiselerine, kılığına, kıyafetine benzemeyerek bedeninle, azalarınla onlara muhalefet edeceksin. Te'rifet tevhîd şer'an. Tevhidin tarifi nedir şer'an? Dinen tarifin, tevhidin tarifi. Allah-u Teala'yı ona has olan rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatta denilemek. Fetahallah al. İfradu Allah subhanahu wa ta'ala bima ihtassu bihim min ar-rububiyye ve'l-uluhiyye ve'l-esma'i ve'l-sifat. Allah'ın has olan uluhiyetinde, rububiyetinde ve isim sıfatlarında onu birlemek. İzâ hâle fîhe enne tevhîd enkasim ilâ thalâf teqsâ. O zaman anlıyoruz ki tevhid şu üç kısma ayrılır. Tevhid ar-rububiyye. Rububiyet tevhidi. Huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Allah Teala'yı kendi fiillerinde birlemeye rububiyet tevhidi diyoruz. Av ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil halq vel mulk vet tedbir. Ya da şöyle diyebiliriz. Allah Teala yaratmada, mülk hususunda ve tedbir, çekip çevirme, yönetme konusunda birlemek. Tevhid al-uluhiyye ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibade. Uluhiyet tevhidi ise Allah-u Teala'yı kullar kendi fiillerinde birleyecekler. Tevhid al-esma ve sıfat ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bima semma vasafa bihi nefseh fi kitabih ev ala lisan-i rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. İsim sıfatlar tevhidi ise Allah-u Teala'nın kitabında kendini isimlendirdiği, vasfettiği sıfatlarla, isimlerle ve Resulünün kendini isimlendirip vasfettiği sıfatlarla isimlendirmek, sıfatlandırmak, bunları o şekilde kabul etmektir. وذلك بان نثبت كل ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Bu nasıl gerçekleşir? Allah Teala'nın kendisi için ispat ettiklerini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ispat ettiği her şeyi ispat etmekle gerçekleşir. وكذلك نفي ما نفى عن نفسه. Aynı şekilde kendinden nefyettiği her şeyi nefyederek gerçekleşir. İthbat مع تنزيه الله سبحانه وتعالى مماثلة الخلق. İsim sıfatlarda şu iki husus çok önemlidir. Allah'ın ispat ettiğini ispat etmek ve Allah Teala'nın nefyettiği şeylerden de Allah'ı münezzeh kılmak, uzak kılmak. طيب هذه انواع التوحيد الثلاثه ثم بعد هذا ذكر المؤلف القسم الثالث وهو كتابın 3. kısmı nedir? Kitabın ilk 2 hal nu'id aleyhim kısmı el-evvel ve sani. نعم عاش. هل نعيد عليهم القسم الاول من الكتاب القسم الثاني؟ ما في اشكال. طيب لكن هذا اشتغل بالجوال ولا؟ اعطنا اياه. Ha? Evet. Tafadan şey. Cezakallahu khair. Va'a huna indi. Barakallahu. Def not. Anta va'a huna. Oktub huna. Urid hada. Ha. Pazar günü şey tabii derse gelmeyenler tekrarlamak lazım. Kimse kitaba bakmayacak, kimse telefonla oynamayacak. Şeyh soru sorduğu zaman el kaldırarak cevap vereceğiz. لأنني أنا ما عندي شيء. Çünkü diyor benim bir bilgim yok, ilmim yok. نحن نريد فقط أن نحفظ هنا ونتذاكر فيما بعد. Sadece burada kendimiz bir şekilde bir şeyler ezberleyeceğiz ve kendi aramızda tekrarlayacağız. الطالب يتعود دائما على أنه يحفظ لا يكتب.
İlim talebesi her zaman ezberlemek için kendini alıştırması lazım. Not almaya değil. اِذَا تَعَوَّتْ عَلَى هَذَا تَرْتَاحْ دَائِمًا Ezberlemeye kendini alıştırırsan sürekli rahat olursun. وَاِذَا تَعَوَّتْ دَائِمًا تَكْتُبْ دَائِمًا تَكْتُبْ وَلَا تَحْفَظْ Eğer yazmaya kendini alıştırırsan hep yazarsın ama hiçbir zaman ezberlemezsin. فِي الْقَدِيمِ قَبْلَ اَنْ تَأْتِي هَذِي الْعَجِزَ الْجُوَالَاتِ Eskiden bu telefonlar çıkmadan önce كُنَّ نَحْفَظْ اَرْقَامْ كَثِيرًا Birçok telefon numarasını ezbere biliyorduk. صحيح. الآن بعض الناس حتى ما يحفظ رقمه. Bazı insanlar kendi telefon numarasını bile ezbere bilmiyor şu anda. لماذا؟ لأنه ترك مكان هنا في الذاكرة في المخ. يعني تركه بلا تدريب. O kimse ne yaptı? Bu kimseler hafızalarını bıraktılar, boş bıraktılar. Ezber yaparak diri tutmadılar hafızaları. فتعود نفسك دائما أنك تحفظ. Sürekli ezberleme konusunda kendini alıştırman lazım. Selamun aleyküm. طيب. نعم. Evet, kitabın 5 kısma ayrıldığını söyledik. Bu kitabın okuduğumuz kitap neydi? 3 esas kitabıydı. القسم الأول هو المسائل الأربع علم وعمل ودعوة وصبر. Evet, bu kitabın okumuş olduğumuz kitabın 5 kısma ayrıldığını söyledik. Az sonra imtihan olacak. O imtihanda sorulardan bir tanesi de bu. Bu kitabın ilk kısmı 4 mesele. İlim, amel, davet ve sabır. نعم. وبهذا تجاهد نفسك أولا قبل أن تجاهد أي شيء. Bu 4 meseleyle kendinle cihat edeceksin. Her şeyden önce, cihattan önce, her cihattan önce nefsinle cihat edeceksin. İlim, amel, davet ve sabır konusunda cihat. لأنه بعض الناس يريد يجاهد الكفار. Bazı insanlar kafirlerle cihat etmek ister. Ala mada? Hangi konuda? Ne üzerine cihat edecekler? Ala tevhid. Tevhid üzerine mi? Vessala. Namaz mı? Vessiyam. Oruç. Vesszeka. Zekat. Velhac. Hac. Ve ala tahrim. Eşşirk. Şirkin haram olması. Ve al muharramat el kebair vessegair. Büyük günahlar, küçük günahlar. Fetes'al. Hal ente tesna hadi eşya? Bu cihat etmek isteyen adama dersin ki, sen bu kafirlerden yapmalarını istediğin şeyi sen yapıyor musun? Eden la bu cihadı nefsi evvela. Öncelikle kendin bu konudaki cihat edeceksin kendi nefsinle. Kabla ni cihadı kuffa. Sonra kafirlerle cihat edeceksin. Nah. Eden hada kısım el evvel. Kısım el thani el mesail el thalata. Kitabın ilk kısmı 4 mesele. İkinci kısmı 3 mesele. La bud min ifradi Allah subhanahu ve teala bi enva'i tevhid el thalata. Rububiyye vel uluhiyye vel esma'i vel sifat. Allah Teala'nın rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlarda birlenmesi gerekiyor. Naam, ve ibqa ma'na el bara'a min eş-şirk ve ehli. Ve şirk ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak, kaçınmak. Bil kalb ve lisan ve cevarih. Şirk ehlinden nasıl beri oluruz? Onlara nasıl uzak oluruz? Kalbimizle, dilimizle ve azalarımızla, bedenimizle. El kısm es-sâlis. 3. kısım. Men yezkur li el kısm es-sâlis. Kitabın 3. kısmı. El kısm Kitabın 3. kısmını kim söyleyecek? Es-sâlis. Tevhidin niçin öğreniyoruz? Tevhidi niçin öğreniyoruz? Kitabın 3. kısmı bu. وَقَلْنَا هَذِي الْمَسَلَ مُهِمَّ جِدًّا Bu önemli bir konu. لَأَنَّ هُنَاكْ مَنْ يُحَارِبَ التَّوْحِيدِ Çünkü tevhide savaş açmış insanlar var. فِي الْقَدِيمِ Eskiden كَانْ يُحَارِبَ التَّوْحِيدِ نَسَّ الْعَافِيَ السَّلَامِ اَهْلَ الْكُفُرِ Küfür ehli tevhidle savaş ederdi, savaş açmışlardı. الآن يحارب التوحيد من يدعي الإسلام نسأل الله عز وجل تهيد أهل النفاق تهيد savaş açanlar kimler nifak ehli olan kendilerini İslam dairesinden sayan kimseler فأصبح الآن اللي يحارب الإسلام هو الذي يعني يخرج في القنوات ويكتب في الصحف والجرائد ويؤلف وكذا وكذا وهو محارب للتوحيد bugün tevhide savaş açmış insanlar bazı televizyon kanallarında gazetelerde dergilerde açık oturumlarda yazarak, konuşarak ne yapmakta? Tevhide savaş açıp bunu ilan etmekte. Nah. Ve zekarna lekum mithal. Kulna mesela lev ahad insan hazel cihaz ve ahad yahfir bihil ard. Mâze nekul an? Size bir örnek vermiştik. Demiştik ki bir insan şu cep telefonunu alıp bir çukur açmaya çalışsa, onu kürek gibi kullansa. Ne deriz ona? Mecnun. Aklı başından gitmiş deli deriz. Ente hulik. Sen ne için yaratıldın? Hatta tel'ab ve teşrab ve tenam. Oynamak için mi? Gezmek için, dolaşmak için mi? La, hulqt li gaye.
belli bir hedef, gaye için yaratıldın. اِذَا اشْتَغَلْتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْغَايَ سَعِدْتْ وَاللّٰهِ Bu gaye için eğer dünyada çalışırsan, mutlu kimselerden olursun. وَاِذَا تَرَكْتْ Eğer bu gaye ve hedefi terk edersen, هَذِهِ الْغَايَ وَاشْتَغَلْتْ بِغَيْرِهَا Bunun dışındaki başka şeylerle meşgul olursan, كَانَتْ هَذِهِ الْحَيَاةِ حَيَاةَ ظَنْكَ Bu hayat, dar bir hayat, mutsuz bir hayat olur. اِذَنْ اَتَّقِيهُ وَالسَّعِيدْ Sa'id yani mutlu olan kimse takvalı olan kimsedir. لهذا خلقنا اذا لابد ان نحقق هذا الهدف. Bunun için yaratıldık ve bu hedefi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليوحدون. Ben cinler ve insanları bir şey için değil ancak bana ibadet etsinler. Yani beni birlesinler diye yarattım. ثم بعد هذا ياتي القسم الرابع وهو القسم المهم في هذا المثل المبارك وهو اطول قسم. Bu kitabın en uzun kısmı olan, en mübarek kısmı olan bölümü ise dördüncü bölümdür. Vahva. Nedir bu bölüm? Al-usul al-thalath. Üç esasın şerhi. Al-asıl al-awwal. Birinci asıl neydi? Birinci asıl ney? Birinci asıl, yok. Üç esası dedin ya, üç. Onun şerhi. Ma'rifetullah. Allah'ı bilmek. Fe'ilâ qîle lek men rabbuk. Sana Rabbin kim denirse الآن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يعلم الطالب السؤال والإجابة. Müellif bu bölümde okuyan kişiye, öğrenciye soru soruyor ve cevabını kendisi vererek öğretiyor. فإذا قيل لك من ربك Sana eğer denirse ki Rabbin kim diye بماذا تجيب Nasıl cevap verirsin? Allah. نعم. ربي الله الذي تقول ربي الله الذي رباني وَرَبَّا جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِ Rabbim o Allah'tır ki beni ve bütün alemleri nimetleriyle terbiye edendir. يعني هو الخالق Yani yaratıcı, halik olan خَلَقَنِي وَخَلَقْ كُلَّ الْمَخْلُقَاتِ Beni ve benim dışındaki bütün mahlukatı yaratmıştır. لَا خَالِقَ إِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka halik, yaratıcı yoktur. فَإِذَا كَنْ هُوَ الْخَالِقِ لَا بُدَّنْ يَكُنْ هُوَ الْمَعْبُودِ Eğer onun Halik tek yaratıcı olduğunu kabul ediyorsak, ibadeti tek başına hak edenin de o olduğunu, mabut olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ya eyyuhannas. Ey insanlar. U'budu rabbakum ey vahhidu rabbakum. Rabbinize ibadet edin ayetinde. Yani birleyin. Limada? Neden? Fil aya huna kal. Allezi khalaqakum. Yani huvel khaliq subhanahu wa ta'ala. La budden yakun huve el ma'bud subhanahu wa ta'ala. Rabbiniz ki sizleri yaratmıştır. Sizi yarattıysa ibadete layık tek hak ilah da odur. Thumma kal. Fe iza qile lak. بما عرفت الله. Eğer sana denirse Allah'ı neyle tanıdın bildin? ما هي الأدلة على وجود الله؟ لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أصلاً. Allah Teala'nın varlığına delil olan deliller kaç tanedir nedir? ذكرنا أن الأدلة إجماع على وجود الله أربعة. Allah'ın varlığına delillerin dört tane olduğunu söyledik. أقلي. العقل. Akıl delili. حسي. والحس. Duyu organlarıyla his. والفطرة. Fıtrat. والشريعة. والشرع. Ve din. Şeriat. العقل. أكل. يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون وما فيه من انتظام بديع طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار إلا ويثبت لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أقلب başında bir insan bu kainata baktığında, güneşin batışını, güneşin doğuşunu gördüğünde, denizleri, ırmakları, nehirleri gördüğünde, bütün bu kainatın intizam ile bir sistemle binlerce seneden beri devam ettiğini gördüğünde bu kainatın bir yaratıcısının olduğunu kabul eder. Bunu inkar edemez. Aklı başında olan bir adam. El-his. İkinci delil ise nedir? Duyu organları. His. De'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiştir. Nuzulul gayz. Yağmurun yağması için. Ve ma fissemâ min sehâb. Ve gökyüzünde de o gün için hiçbir bulut yoktur. لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا وقد نزل غيث ولله الحمد. عليه الصلاة والسلام minberinden inmemiştir ki yağmur gelmiş olmasın hemen yağmur yetişip gelmiştir. هذا دليل حسي. Bu da somut bir delildir. İnsanın gözle göreceği bir hissi bir somut delildir. تكون في كرب وشدة. Sıkıntı anında şiddet halinde dua edersin. وتدعو الله نعم. Allah'a yalvarırsın. تجدها تنفرج. Ve sıkıntının başından giderildiğini görürsün. هذا دليل حسي. Bu da somut bir delildir. الفطرة فطرات كل مولود ولد على الفطرة هر دوان كيمسر فطرات üzere doğar الشرع وهذا كثير
dinde ise, Kur'an'da, sünnette, dinde ise bunun delilleri birçoktur. Zekarna enel ibade hak lillah. İbadetin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olduğunu söyledik. Ma hukum men saraf şey qalil min el ibade li gayrillah. Velau ibade vahide. Bir kimse, biz dedik ki ibadet Allah-u Teala'nın kullar üzerindeki hakkıdır. Bir kimse ibadetten az bir şey de olsa onu başka bir şeye sarf ederse bunun hükmü nedir? Ne olur? Naam. Şirk. Müşrik, kafir, şirk akbar. Büyük şirk olur, kafir olur, müşrik olur. Lakin zekarna annena el-an nahnu tullab ve talib yete'allem الحكم على العمل اما الحكم على الفاعل والعامل هذا ارجع فيه لكبار العلماء bizler talip olduğumuzu ilim talebesi olduğumuzu söyledik kişiler hakkındaki hüküm verecek olan kimselerin büyük alimler olduğunu söyledik وليس لنا الان ان نحكم على اشخاص فلان كافر فلان فاسق فلان مبتدع وكذا نعم falanca kafirdir falanca mübtedidir falanca fasıktır hükümlerini biz veremeyiz نعم طيب ذكرنا أيضا أن من أنواع العبادة التي أمر الله بها الدعاء. الله تعالى أن أمرتي يقمنز كأن أمرتي عبادتنا بير ثانية دعاء. دعاء العبادة يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة هل يصح أن تصرف لغير الله؟ بعبادة دعاءسي vardır namaz gibi oruç gibi zekat gibi hac gibi bunlar Allah'tan başkasına yapılır mı? لا من صرف لغيره فمشرك شرك اكبر كافر كم من الله تن غيرنا يفرسا büyük şirk düşük müşrik olmuş kafir olmuş olur ولو سأل غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا ايضا شرك اكبر bir kimse yalnız Allah Teala'nın kadir olduğu bir şeyi başkasına niyaz eder başkasından isterse bu da Allah'a şirk koşmuş olur يطلب من الاحياء او من الاموات ister istediği kimse hayatta olan diriler olsun ister kabirde olan ölüler olsun انزال الغيث Mesela yağmurun yağdırmasını istiyor onlardan. El-Valed. Çocuk vermesini istiyor. Mesela. Hada şirk akbar. Bunlar büyük şirktir. Kelâle qulna lev kâen yekhâf min gayrillâh khâf ibâde ve te'azîm ve sirf. Hada şirk akbar. Bir kimse Allah'tan başkasından Allah'tan korkar gibi ta'zim ve gizli bir şekilde ibadet olan korkuyu korkarsa O kimse de bu konuda Allah'a şirk koşmuş, ortak koşmuş olur. يذبح لأصحاب القبور. Kabirde yatanlara kurban keser. للجن. Cinlere kurban keser. ينذر لأصحاب القبور كذلك. Türbelere, kabirlere, adaklara dar. هذا شرك أكبر. Bunların hepsi büyük şirktir. فإذا العبادة حق لله ولا يمكن نصرف من نصرف منها شيء لغير الله. İbadet Allah-u Teala'nın hakkıdır. Allah'tan başkasından kimseye sarf edilmez. الأصل الثاني. İkinci asıl. من الأصول الثلاثة. üç esastan ikinci asıl. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. معرفة النبي. معرفة دين الإسلام بالأدلة. ikinci esas معرفة الدين الإسلام بالأدلة. İslam dinini delilleriyle bilmek. لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ bir kimse dese ki sana sen Müslüman mısın? تقول نعم. evet Müslümanım dersin. ما هو الإسلام؟ peki İslam nedir derse? تقول لا أدري. Bilmiyorum dersen eğer. قال لي والدي. Babam bana demişti ki İslam şöyledir. أننا على الإسلام. Bizler İslam üzereyiz, Müslümanız dedi. طب ما هو الإسلام؟ Peki İslam nedir? لابد أن نعرف إخواننا ما هو الإسلام، ما هو التوحيد. İslam'ın ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان الإيمان؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ İslam'ın erkanı, rükünleri, imanı, rükünleri, ehl-i sünnete göre iman nedir? نعم. من يعرف لي الإسلام؟ الإسلام أهل السنة تقول كم تعرف استسلام الله بالتوحيد. الله يفتح عليك. هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الله تعالى يب توحيد أدرك بيرلك ولا تسلم أمك. فالمسلم لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. bir kimse yani Müslüman kimse Allah تعالى توحيدin üç kısmıyla birleyerek teslim olur. الاستسلام لله بالتوحيد الله تعالى توحيد لا تسليم امك و انقياد له بالطاعه ولا بد ان تعمل وتطيع ولا تعصي الله سبحانه الله هذا المسلم بوين يرك اطاعه etmek Müslüman kimse Allah Teala'ya boyun eğip itaat eder والبراءه من الشرك ولا بد ان تبرأ من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح شرك ve şirk ehlinden müşriklerden beri olmak kalbinle dilinle ve azalarınla
ما هي مراتب الدين؟ Dinin mertebeleri, kısımları nedir? ذكرنا مراتب الدين ثلاثة. من يذكرها لي؟ Din üç kısma ayrılır. نعم. الإسلام والإيمان والإحسان. İslam, iman ve ihsandır. وكل مرتبة لها أركان. Her bir kısmın rükünleri vardır. أركان الإسلام. İslam'ın rükünleri nelerdir? من يذكر لي أركان الإسلام؟ نعم. الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمسة. إذا كان الإسلام خمسة. إسلام بس أساس üzere بناء أساس üzere بناء edilmiştir. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كلمة شهادة getirmek. هل هذه الشهادة تنفع كل من يقولها ولا هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه؟ Her söyleyene bu kelimeyi şehadet fayda verir mi yoksa kim insanlar var bunu söylerler ama faydası olmaz mı? La la ilahe illallah miftahul cennet lakin hada miftah la yaftah illa bi aslam. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır ancak anahtar dişleriyle olursa açar. İzen la bud min tahqiq şurut la ilahe illallah. La ilahe illallah şartları yerine getirilmeden olmaz. Ve zekarna anna min şurut la ilahe illallah el ilm bi ma'na la ilahe illallah. La ilahe illallah şartlarından bir tanesi de La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmektir. Ma ma'na la ilahe illallah? La ilahe illallah'ın manası nedir? Ay La ma'bude bi hakkin La ma'bude bi hak fetahallah aleyh. Allah'tan başka ibadet olunacak hak ilah yoktur. Yani kul ma yu'bed min dunillah fe ibadetu batila vel mustahak lil ibade huvallah. Allah'tan başka ibadet olunan ilahlara yapılan ibadetlerin hepsi batıldır. İbadet yalnızca Allah hak eder. İzen labud fi la ilahe illallah min kufur bi jami' ma'bud min dunillah ve isbat al ibade lillah wahde la sharika la. La ilahe illallah kelimesinde iki tane önemli husus vardır. Öncelikle Allah ile birlikte Allah dışında ibadet olunanları inkar etmek ve ibadetin yalnızca Allah'ın hakkı olduğunu ispat etmek. Ve tesbit kedalik lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu abd leysa lehu şey min khasais ar rububiyye ve rasul la yukezzeb aleyhi salatu vesselam. Naam. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da onun bir kul olduğunu kabul etmen, ibadet olunmayacak olan, ona ibadet edilmeyecek olan bir kul olduğunu kabul etmen ve isyan edilmemesi gereken bir Resul olduğunu kabul etmen gerekir. وَلِهَذَا لَابُدْ أَنْ نُطِيعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلْ مَا أَمَرَ بِهِ. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onu bize emrettiği her hususta itaat etmemiz gerekir. وَنُصَدِّقَ فِي كُلْ مَا أَخْبَرَ بِهِ. Bize haber verdiği her şeyde tasdik etmemiz gerekir. وأن اجتنب كل ما نهى عنه أو نترك كذلك. Yasakladığı her şeyden uzaklaşmamız gerekir. وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه. Ve Allah Teala'ya ancak ondan geldiği şekliyle, onun öğrettiği şekliyle ibadet etmek gerekir. وهذا في رد المبتدع. Bu konuda bu söylediklerimizde bidat ehline bir cevap vardır, red vardır. الثاني إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس. İslam'ın ikinci rüknü namaz ikame etmek. Beş vakit namaz. وإيتاء الزكاة وقلنا الزكاة تنقسم إلى قسمين زكاة vermek زكاة مال وزكاة بدن زكاة ikiye ayrılır malın zekatı bedenin zekatı زكاة البدن زكاة الفطر bedenin zekatı fıtır sadakasıdır fıtır zekatıdır نعم ثم صوم رمضان صوم شهر رمضان أصلا بلغنا وياكم رمضان ayının orucu geçirmek yüce Allah bizleri Ramazan'a çıkarsın göstersin وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وياكم الحج ve Allah Teala'nın evini gücü yeten kimselerin ne yapması hac etmesi نعم ثم بعد هذا المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان ikinci dinin mertebesi kısmı imandır. İslam'dan sonra iman gelir. قلنا لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أمور خمسة. İmanın tarifinde şu beş konu, beş husus gerçekleşmesi gerekiyor. Nedir o beş husus? نعم. ستة. الله إيمان الله. أركان الإيمان ستة فتح الله عليه. لكن في تعريف الإيمان قلنا لابد في التعريف من أمور خمسة في تعريف الإيمان عند أهل السنة ما هو الإيمان؟ إيمانın rükünleri altıdır ama biz imanın tarifini soruyoruz. İmanın tarifini yaparken şu beş şeyin olması gerekiyor. Kalp tasdik. نعم. Kalp ve tasdik. Tasdik on bir kalp. Kavlun bil lisan. Kavlun bil lisan. Dil ile söylemek. وَاَعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ Kalp ile itikad etmek. وَعَمَلَ الْقَلْبُ وَالْجَوَارِحِ kalp ve azalarla amel etmek yezidu bi ta'a
İtaatle artar. Ve yenkus bil ma'siye. Günahlarla azalır. İzen lâbud fi te'rif min hâzil umurul khamse. Bu beş hususun tarifte söylenmesi gerekir. İzen ihtel vâhid. Bir tanesi söylenmese. Hâzil umurul khamse hâze leyse bil iman indehle sünne vel cemaat. Eğer bir tanesi de ne, halel gelirse, bozulursa o zaman ehl-i sünnete göre o iman olmaz. Kavlun bil lisan. Dil ile söylemek. İzen lâbud en akul bil lisan. Diliyle söylemesi gerekir. Lan قلna لو كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه على هذا امه الكفر. Hatırlayın söylemiştik. Demiştik kalbiyle itikad etmeyip diliyle söylerse ne olur? Küfür ehlinden olur. İtikadun bil kalb. Kalbiyle itikad etmek gerekiyor. كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا نفاق اكبر. Yani bir kimse diliyle söyler de kelime-i şahadeti kalbiyle buna inanmazsa bunun münafıklığı büyük bir münafıklık olur. Ulabud min amel. Amel olması gerekiyor. Vel amel yekun lil kalb ve yekun lil cevarih. Amel dediğimiz zaman kalbin amelleri vardır ve azaların amelleri vardır. El iman yezid, na'am yezid. İman artar mı? Artar. Ve izâ kâne yezid, lâbud yenkus. Artarsa eğer o zaman azalır da. Yezid bit ta'a. İtaatle artar. Ve yenkus sallallahu aleyhi ve selam bil ma'si. Günahlarla da azalır. Allah Teala bizlere afiyet ve selamet versin. Erkan el iman. İmanın erkan rükünleri. İman ava. Sitte. نعم. ألف سنة. الأول أن تؤمن بالله. الله إيمان. ملائك. والإيمان بالملائك. ملائك لا إيمان. كتب. وإيمان بالكتب. سفرة. رسل. والرسل لا إيمان. واليوم الآخر. قيامة الدنيا. والإيمان بالقضاء والقدر. قضاء وقدر إيمان. أن تؤمن بالله. الله إيمان. تؤمن بالله. لو قال لك قائل كيف كن مؤمن بالله؟ لو سألك سائل وقال كيف أؤمن بالله؟ Bir kimse derse ki nasıl Allah'a iman edeceğim ben nasıl mümin olurum? نقول تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Deriz ki Allah Teala isim sıfatlarında, rububiyetinde, uluhiyetinde birlersen mümin olursun. وتؤمن بوجود الله. Allah'ın varlığına iman edersen. ودل على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. Allah'ın varlığına deliller kaç taneydi? 4 taneydi. Akıl, his, fıtrat ve şeriat. İzen el-iman billah yetezammen el-iman bitevhid el-rububiyye vel-uluhiyye vel-esma'i vel-sifat vel-iman bi-vücudillah. Allah'a iman denince şu 4 husus gerçekleşmesi lazım. Allah'ın varlığına, var olduğuna iman etmek, rububiyetine iman, uluhiyetine iman etmek, isim ve sıfatlarına iman etmek. El-thani el-iman bil-melaike. Meleklere iman. Keyif. نؤمن بالملائكة. ملائكتنا نص إيمان أدرس. تؤمن بأنهم عالم غيبي يعني ما نراهم. Öncelikle iman etmen gerekiyor ki onlar gaybi görmediğimiz bir alemdir. خلقهم الله من نور. Allah Teala onları nurdan yaratmıştır. يطيعون الله ولا يعصونه. Onlar Allah Teala itaat ederler, isyan etmezler. لهم أرواح. Onların ruhları vardır. وأجساد. Cisimleri vardır. وعقول. Akılları vardır. وقلوب. Kalpleri vardır. Labud en nu'min bi kullil melaike icmalen. Bütün meleklere tümüyle iman etmemiz gerekir. Ve bima a'lemen Allah subhanahu ve taala min esma'ihim. Onların bize bildirilen isimleri ne de iman etmemiz gerekir. Cibril ve Mikail ve İsrafil. Cibril, Mikail, İsrafil gibi. Ve sıfatihim. Ve onların sıfatlarına da iman etmemiz gerekir. Mesel la'sun Allah ma emrahum. Mesela Allah Teala'nın emirlerine isyan etmezler. ونؤمن كذلك بأعمال الملائكة. Meleklerin görevleri vardır. Onlara da iman etmemiz gerekir. مثل أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي. Mesela Cibril Aleyhisselam vahiyle sorumlu tutulmuştur. وكل الأخبار التي جاءت عنهم لابد أن نصدقها. Onlardan bize ulaşan her türlü haberi kabul etmemiz, tasdik etmemiz gerekir. الإيمان بالكتب. Kitaplara iman. كيف نؤمن بالكتب؟ Nasıl inanırız kitaplara iman ederiz? لابد أن نؤمن أنها كلام الله تكلم بها حقيقة. Hakikaten, gerçekten Allah Teala'nın bu kitaplarla konuştuğuna, Allah'ın kelamı olduğuna iman etmemiz gerekir. وَاَنَّهَا مُنَزَّلَ لَا مَخْلُوقَ. Onların Allah katından inzal olduğuna ve mahluk olmadığına iman etmemiz gerekir. وَنُؤْمِنَ اَنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَنْزَلَ مَعْ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابٍ. Allah Teala her Rasulle bir kitap indirmiştir. نُؤْمِنْ بِكُلِّ الْكُتُبْ اِجْمَالًا. Bütün kitaplara iman etmemiz gerekir. وَبِمَا عَلَمَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهَا. Bize bildirdiği kitaplardan isimlerini bildirdiklerini isimleriyle iman etmemiz gerekmek. El-Kur'an, Kur'an, ve't-Tevrat, Tevrat, ve'l-İncil, İncil, ve'z-Zebur, Zebur, ve'suhuf İbrahim ve Musa aleyhissalatu vesselam. Musa ve İbrahim aleyhisselam'a verilen sahifeler. Min esma'iha nu'min bima alimna Allah subhanahu ve taala min esma'iha. İsimlerine iman edeceğiz bu kitapların. Ve ahbariha getirdikleri haberlere. Ma ca fiha min ahbar içinde olan haberler ve ahkamiha ma lam tunsah
nesih olmayan, iptal olmamış hüküm ve ahkamına. Ve annel Kur'an nasih li tilkel kutub. Ve iman edeceğiz ki Kur'an bütün kitapları nesih edip iptal etmiştir. El iman bir rusul. Rasullere iman. Nu'min bi annahum abid la yu'badun ve rusul la yukezzabun aleyhimus salatu vesselam. Onlar kuldur, ibadet olunmazlar. Necma' lahum beyne annahum leyse lahum şey min khasasir rububiyye beşer mithlena mithlehum lakin امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بانهم رسل لا يكذبون عليهم الصلاه والسلام. Şu iki hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu iki hususu iman etme konusundaki rasullere bir arada bulundurmamız gerekiyor. Onlar Allah'ın bir kuludur. Rububiyetle alakalı hiçbir şeye sahip değildirler. İkinci olarak onlar rasuldür, yalanlanmazlar. Yani onlar Allah-u Teala'nın kendilerine vahiyle lütfettiği insanlardır. وبان الله ارسلهم. Allah Teala onları göndermiştir. وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ onlara vahyetmiştir. وَأَيَّدَهُمْ بِالْآيَاتِ ayetlerle desteklemiştir. وَنَشْهَدْ أَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدُّ الْأَمَانَةِ ve şahitlik edeceğiz ki, ederiz ki onlar sorumlu oldukları emanetleri yerine getirmişlerdir. وَنَصَحُ الْأُمَّةِ ümmete nasihatte bulunmuşlardır. وَبَلَّغُوا كُلْ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَبْلِيغِ tebliğ etmekle emrolundukları her şeyi tebliğ etmişlerdir. وجاهدوا في الله حق جهاده اكمل جهاد هو جهاد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام الله تعالى الى الله تعالى'nın hakkında gereken cihadı mücadeleyi vermişlerdir. نؤمن بهم اجمالا بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام bütün rasullere ve nebilere iman ederiz. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم isimlerini bildirdiklerine de iman isimleri de iman ederiz. واخبارهم haberlerini bildirdiklerine haberleriyle والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها Allah Teala'nın onları desteklediği ayet ve mucizelere de iman ederiz. وأن أول الأنبياء آدم nebilerin ilki Adem'dir. وأول الرسل نوح rasullerin ilki Nuh'tur. وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. نبي رسول الله sonuncusu محمد صلى الله عليه وسلم. وأن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم'den sonra nübüvvet iddia eden, rasullik iddia eden kimse kafirdir, yalancıdır. وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله. Ve o kimseye inanan, tasdik eden de kafirdir. O aynı onun gibi. الإيمان باليوم الآخر. Ahiret gününe iman etmek. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. آخرت gününe iman etmek ancak şöyle gerçekleşir. Ölümden sonra olacak bize haber verilen, olacağı haber verilen her şeye iman etmekle olur. خروج الروح من الجسد. Ruhun cesetten çıkmasıyla. وحمل الملائكة لهذه الروح. Meleklerin bu ruhu taşıması. صعودا بها للسماء. Bu meleklerin o ruhu gökyüzüne doğru çıkarmalarına. ثم عودتهم بها للجسد. Sonra bu ruhu tekrardan vücuduna geri getirmelerine. سؤال الملكين عن الوصول الثلاثة في القبر. Kabirde o iki meleğin bu kimseye üç soruyu sorması. عذاب القبر. Kabir azabına. نعيم القبر. Kabirin nimetlerine. ثم بعد هذا إعادة الأجساد كما كانت. Tekrardan Allah'ın yarattığı cesetleri ilk yarattığı gibi tekrardan yaratmasına. يوم القيامة. Kıyamet gününde. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizin havuzu vardır. الحساب. Hesap vardır. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. Müminler Rablerini cennette Allah'ın dilediği şekilde göreceklerdir. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. Ölümden sonra olacak her şey ahiret gününe imanla ilgilidir. السادس. Altıncısı imanın. من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. Kaza ve kadere iman etmek. نؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة. Kaza ve kaderin dört tane mertebesi kısmı vardır. Bunlara o şekilde iman ederiz. إذا مراتب القضاء والقدر أربعة. Kaza ve kaderin mertebesi kısımları dörttür. العلم ilim Allah'ın bilmesi. أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. Allah Teala her şeyi bilir. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Ne gökte ne yerde ona gizli olan bir şey yoktur. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. الله تعالى من yazgısı, yazdırması. Allah Teala her şeyi ne olacak olan her şeyi göklerde ve yerde her şeyi yazmasını emretmiştir. Kaleme ve yazmıştır. Yani kul şey maktub. Her şey yazılmış durumdadır. الثالث. Üçüncüsü. المشيئة أي أن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Dilemek, meşiyet. Allah Teala'nın dilemesi vardır.
Elbette kula da bir dileme vermiştir. Ama kulun dilemesi, meşiyeti, iradesi Allah-u Teala'nın meşiyetinin altındadır. Yani hâzel ahhal an yureyde en yeşrab elma. Lehu irade, naam lehu irade. Mesela burada ben su içmek istiyorum. Bu su içmeyi isterken benim bir iradem, isteğim var. Lakin hâzel irade tehte meşiyetillâhin nâfide. Arâde Allah annu yeşrab, yeşrab. Arâde Allah annu la yeşrab, la istatî'nin. Allah-u Teala dilemezse içemez. Dilerse ancak içebilir. الرابع الخلق وهو أن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. Kaderin dördüncü kısmı ise ilimden sonra yazılmasından sonra dile Allah'ın dilemesinden sonra yaratılma meselesi. Allah Teala yaratır. Kulu yaratmıştır ve kula bağlı olan kulun amellerini de yaratmıştır. İlim, ilim ve kitabe, kitabe yazmak ve meşi'a dilemek ve halk ve yaratmak. İzen iman bil qada al kader yetezammen el iman bi hadi meratib el arba. Kaza ve kadere iman ancak bu dört meseleyi bilmekle gerçekleşir. Thumma ba'de hada el ihsan. Sonra dinin üçüncü mertebesine, İslam'dan sonra, imandan sonra ihsan mertebesine geliyoruz. Ve zekarna el ihsan rukunun vahid. İhsan tek bir rükündür. Ve lakin tehti hada el rukun imma mertebe ulya o mertebe dünya sufla. Ancak bu tek rüknü olan ihsanın bir üst kısmı vardır, bir alt kısmı vardır. Fe'alel meratib. En yüksek olan kısmı ibadet ragba ve hubbu şevk fi ma indallah tusamma ibadeten müşahiden. Ta'budallah kennake tera. Allah'ın indinde olanı arzulamak, rağbet etmek, istemek ibadeti. Buna müşahede diyoruz. Onu arzulayarak ibadet etmen. Fe'en lem testeta'al vusul ila hadil mertebe la yumkin al-khuruj an mertebetin thaniye. Bu makama ulaşamıyorsan en alt olan makamı gerçekleştirmen gerekir. O da فَاَنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَاِنَّهُ اَرَاكَ عِبَادَةِ خَوْفُ وَهَرَبُ وَتُسَمَّ عِبَادَةِ الْمُرَاقَبَةِ Korku ve korku mertebesi, makamı deniyor buna. Sen onu göremiyorsan da görülmüş, o seni görüyor gibi ibadet edeceksin. Buna da murakabe deniyor. يعني اِذَا كَانْ اَقْوَ دَافِعِ اِتْفَعْلِ الْعِبَادَةِ هُوَ الْمَحَبَّ وَالشَّوْءِ فِي مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَهَذِهِ عِبَادَةِ مُشَاهَدَ اَفَلْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Nعم. Eğer kulu ibadete kaldıran, ibadete götüren, ibadete sürükleyen etken, kalbindeki sevgi, Allah-u Teala'nın indinde hazırladığı şeyleri arzu ise, bu ihsanın en üst makamıdır. Buna da biz müşahede diyoruz makamı. وَاِذَا كَانْ اَقْوَ دَافِعْ هُوَ الْخَوْفِ فَهَذِي عِبَادَةِ مُرَاقَبْ. Eğer seni ayağa kaldıran, seni ibadete sürükleyen etken, korkuysa, buna da murakabe, Allah-u Teala'nın seni görüyormuşçasına ondan korkarak ibadet etmen denir. Bu da ihsanın alt tabakasıdır. Ma huwa ad-dalil ala arkan al-islam wal-iman wal-ihsan? İslam'ın, imanın ve ihsanın rükünlerini açıklayan delil nedir? Ma huwa ad-dalil? Hadis Cibril. Hadis Cibril aleyhisselam fetihada. Cibril aleyhisselam'ın hadisi. Ca'a Cibril aleyhisselam ila meclisin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam Nebi aleyhissalatu vesselam'ın bir meclisine geldi. Celese celsetel mutaaddib el mutaallim. Ve öğrenen bir kimsenin şekliyle edep içinde oturdu. Ve zahar aleyh fi libasi ve fi celseti athar talib el ilm. Oturuşunda, dış görünüşünde onun ilim talebesi şekli vardı. Şeal sual intefa'at minhu el umme. Öyle bir soru sordu ki onun sorduğu sorunun cevabından bütün ümmet faydalandı. Ansat li kalamin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yuqati'. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın cevabına, sözüne kulak verdi ve onun sözünü kesmedi. Ve sual an es-sa'a. Kıyameti sordu. Fe kale lahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Men mes'ul 'anha bi'lam min es-sa'a." Nebi aleyhissalatu vesselam ona dedi ki soran da sorulan gibi aynıdır. Eden kul men idda'a 'ilm es-sa'a au 'ilm el-gayb fa huwa kâzib ve kâfir. Gayb ilmini bildiğini, kıyamet saatini bildiğini söyleyen bir kimse kâzip, yalancıdır ve kâfirdir. Ve kul men yusaddik hâle fe hu kâfir mithlu. Onu tasdikleyen, ona inanan da yalancıdır ve kâfirdir. Thumma ba'de hâle zekârna l-asıl el-thâlith. Sonra üçüncü esası zikrettik. Ma'rifeten nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmek, tanımak. Kulna la budden na'rif an hâden nebi aleyhissalâtu vesselam umur. Minhâ nesib. Nebi aleyhissalâtu vesselamın hakkında bilmemiz gereken şeyler şunlardır. Soyunu bilmek. Aqal mâ yuhfaz fî nesibi. Nebi aleyhissalâtu vesselamın soyunu en az bilmemiz gereken şeyler şunlardır. Na'am. Abdullah ibn-i Muhammed. O Muhammed ibn-i Abdillah, ibn-i Abdülmuttalib, ibn-i Haşim, ve Haşim bin Kureyş, ve Kureyş bin el-Arab, ve el-Arab bin zürriyet İsmail ibn-i İbrahim, aleyhime ve ala nebine fıdır salatu vesselam aleyhisselam. Na'am.
Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu soyunu bilmemiz gerekiyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Abdülmuttalib'in oğlu, Haşim'in oğlu. Haşim Kureyş'tendir, Kureyş Araplardandır. Araplar da İsrail, İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. İbn İbrahim Aleyhisselam. Sonra ba'de hâlâ, kem lehû min el umur? Kaç yaşında öldü? Naam. 63. 63. Minha 40 qabla nubuwwa ve 23. Peygamberlikten önce 40 sene, 23 sene peygamberlik döneminde. Hal huwa nabi aw rasul? O nebi miydi, rasul müydü? Hal huwa nabi am rasul? Huwa nabi ve rasul. Huwa nabi ve rasul. Hem nebidir hem rasuldür. Avval ma nazal alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhel muddessir. Hal hada kelam sahih am hata? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk inen vahiy ey elbisesine bürünmüş kalk ayetidir. Doğru mu yanlış mı? Nekul na'am sahih. Evet doğru. Hada avval ma nazal alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve rasul. Evet, peygamberimize rasullüğü getiren ilk ayet budur. Resul olduğunu belirleyen. Ve evvel ma nazala aleyhi aleyhissalatu vesselam o huve nebi, ikra bismi rabbike lezî halak. Nebi aleyhissalatu vesselamın nübüvveti getiren, onu nebi yapan, peygamber yapan ilk ayet ise nedir? İkra ayetidir. İlâ men bu'ithen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam kime gönderilmiştir? İlâ kavmi khâssa. Kendi kavmine mi? Özel olarak? İlâ al-arab. Araplara mı? İlâ men. Kimlere? İnsanlara ve cinlere. Allah Teala. İla annasi kaffe, ila al-ins ve cin. İnsanlara ve cinlere. Mâla nestefid min hâzıl kelam. Bundan ne istifade ederiz? Bundan ne anlaşılır bu sözden? Enne kul men belagathu da'vet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yu'min bih fe ve kafir kâin men kâni Yahudi ya ve Nasrani ya ve gayru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, risaleti ulaşıp ona iman etmeyen kafirdir. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun. Ve la yakbel Allah subhanahu teala min hatta un kâne alâ mâ kâne aleyhi Musa ve İsa aleyhi mussalatu vesselam. Öyle ki o kimse Musa aleyhisselamın getirdiği din üzere, İsa aleyhisselamın getirdiği din üzere olsa bile peygamberimizden sonra ona artık peygamberimize iman etmezse hiçbir şey fayda vermez. İlâ mâzâ yed'u nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam neye davet etti? Mâ hiye da'vetu. Daveti neydi? Tevhid. Yed'u alel tevhid ve enzer alel şirk. Tevhide davet etti, şirkten sakındırdı. اِذَا لَابُدْ اَنْ تَكُونْ هَذِي هِيَ دَعْوَةَ اَتْبَعَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ O zaman peygamberimizin tabileri olan kimselerin de daveti tevhide olmalı. هَلَا النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّغْ هَذَا الدِّينَ اَوْ اَبْقَ شَيْءٍ لَمْ يُبَلَّغْ Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendine gelen dini tümüyle tebliğ etmiş midir? Yoksa tebliğ etmediği bazı noktalar bu dinde kalmış mıdır? Her şeyi tebliğ etmiş, hiçbir şey bırakmamıştır. بَلَّغَ كُلَّ شَيْءٍ اِذَا لَا يُمْكِنْ لِأَحَدْ أن يأتي ويقول بالبدعة. Bir kimse bu cevaba göre dinde bidat vardır diye bir iddiada bulunamaz. ولا يقول أنها بدعة حسنة. O bidatlere bidat hasene de diyemez. أو يأتي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال اصنع كذا على ما هو مخالف للكتاب والسنة. Bir kimse rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyerek kendisine kitap ve sünnette olanların aksine bir şeyleri emrettiğini iddia edemez. Hal mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam ölmüş müdür? Naam, lennu beşer alhaqu mâ alhaqu albeşer. Evet, o bir beşerdi ve insan da onun için öldü. Lakin mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve terekel umme ala beyza nekiyye leyle ve kenahâriha la yezigu anha illa hâlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü ama bu ümmeti apaçık bembeyaz bir yol üzerine bıraktı. Ancak bu yol üzerinden helak olanlar kimlerdir? Sapıtanlar helak olanlardır. Meta ve ayn farzı salat el mefruz el hamz. Namaz ne zaman ve nerede 5 vakit namaz farz kılındı? Onne farzı ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem leylet el isra ve el mi'raj. Farz Allah subhanahu teala bi nefsi. İsra ve Miraç gecesinde farz kılındı. Allahu Teala bu ibadeti peygambere direkt kendisi farz kıldı. Farz kabl el hicre bi 3 sene. Hicretten önce Medine'den Medine'ye hicretten önce 3 yıl önce farz kılındı. Naam. Hal İla ayn hacer el nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam nereye hicret etmiştir? Hacer min Mekke ila el Medine. Mekke'den Medine'ye. Ve tuvaffiye bil Medine. Ve Medine'de vefat etmiştir. Tayyip. Ve hâza dînu, ay dînen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O bunun getirdiği din budur. La hayra illa dellel ümmete aleyh. Hiçbir hayır bırakmamıştır ki ümmete onu göstermiş olmasın. İzen la yumkine yâti ahad bi hayr yekul hâza lem yubellighu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse bir şey getirir de bu hayırdır derse ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu getirmemesi mümkün değildir. وَاَعْظَمَ الْخَيْرَ الَّذِي دَلَّهَا اِلَيْهِ التَّوْحِيدِ Peygamberimizin işaret ettiği en büyük hayır tevhid hayrıdır. وَلَا شَرَّ اِلَّا حَذَّرَهَا مِنْ
bütün şer olan şeylerden de tahzir edip sakındırmıştır. Ve a'zam şerr allazi hazzara minhu'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve şirk. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın tahzir ettiği, sakındırdığı en büyük yasak şirktir. Thumma zekarna anna muallif rahmallahu teala zekar umur fil khatime, fi khatime hadhihi'l mesa'il. Ardından son olarak kitabın 5. kısmı olan sonuç bölümüne geldik. Müellif burada bazı şeyler zikretmişti. Annel hicra intikal ba'de'l küfr ila ba'de'l İslam. Hicret nedir? Küfür ülkesinden iman İslam ülkesine hicret etmektir. Ve hiye baqi ila kıyamet saat. Kıyamete kadar bakidir. Meta yughlaq bab'et tevbe. Tevbenin kapısı ne zaman kapanır? Kulna yughlaq bab'et tevbe bi amrayn. İki şey gerçekleşirse. Bil maut ve طلوع الشمس مغربها او بحضور الوفاء الغرغره. Güneşin batıdan doğması ve kişinin ruhunun çıkması. Ve افترض الله سبحانه وتعالى Allah Teala farz kılmıştır. على جميع الخلق الكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله. Allah Teala Allah'a imandan önce tağuta küfrü farz kılmıştır. Men يعرف لي الطاغوت? Kim bize tağutun tarifini yapar? Kulna ahsen au min ahsen ma qila fi ta'rif at-tagut. Tağutun tarifinde en güzel söylenen tarif şudur. Neydi? Kulun kendisi. Ma qala İbn Kayyim rahimehullah. İbn Kayyim'in dediği şu tariftir. Tecavuz el-had. Haddi aşmak, sınırı aşmak. Ma tecavuz bil-abd hadda min ma'bud. Kimle haddi aşmak? İbadet ettiği şeyle, mabut ile haddi aşarsa. Ahjar ve aşya. Taşlar, ağaçlar gibi. Sa'i'budu min duni la fetecavuz el had fiha. Allah ile birlikte Allah'ın dışında ibadet ettiği bu taşlar, ağaçlar. Au matbu. Yahut haddi itaatte aşmak. Tecavuz el had fi ittiba'il ulema ve ata'un fi ma'siyetillah. Yani alimlere ittiba etmede, tabi olmada ne yapmaktadır? Bu kimse haddi aşmaktadır. Allah'ın yasakladığı şeylerde onlara itaat et, tabi olarak. Au muta'. Yahut da itaat konusunda haddi aşmak. Tecavuz el had ve ata'al umara ve ru'asa fi ma'siyetillah. Yöneticilere, liderlere Allah'a isyan olan konularda itaat etmek. Rus haddi aşmış olur. Rus at-tawaqit khamsa men yezkurhum. Tağutların 5 tane olduğunu söyledik. Ana tağutların 5 tane olduğunu söyledik. El avval şeytan. İblis. Şeytan. Tayyib eş-şeytan. Naam. El-thani ikincisi Men ubide ve huve rad. Kendisine ibadet olunan ve bu ibadetten razı olan kimseler. Kulna izâ sellem aleyk insân ve enhana lek bil rükû'a ve bil sücûd mâ le tasnâ. Bir kimse sana selam verse, sana rükû ile eğilse ne yaparsın? Tekul lehu bârakallâhu fîk ahsen. Ne güzel yaptın, Allah razı olsun mu dersin? Lev sa'at hâlâ fe ente tağub. Sen eğer onun sana bu eğilişini görür de onu onaylarsan, susarsan sen de bir tağutsun. وَلَوْ أَنْكَرْتَ عَلَيْ هَذَا الْفِعْلِ فَأَنْتَ مُوَحِّدٍ. Sen eğer bunu inkar edersen, yaptığının yanlış olduğunu söylersen sen muvahhidsin. الثالث مَنْ دَعَى إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ. مَنْ دَعَى النَّاسِ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Bir kimse insanları kendine ibadete davet ediyorsa, kendine ibadete davet ediyorsa o da tağuttur. مثل فرعون. Firavun gibi. وَمَنْ اِدَّعَى شَيْءٍ قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. كَاذِب وَكَافِر. نعم. غَيْب ilmini bildiğini iddia eden, az da olsa bildiğini iddia eden kişiler kaziptir, yalancıdır ve kafirdir. وَمَنْ حَكَّمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَى اللّٰهِ مُعْتَقِدًا اَنَّ الْحُكُمْ بِمَا أَنْزَى اللّٰهِ لَا يَصْرُحِ اِذَا اَعْتَقَدْ كَفَرْ كُفَرْ أَكْبَرْ. Bir kimse Allah'ın hükmüyle hükmetmez ve Allah'ın hükmüyle hükmetmek bu çağa uymaz derse bu kimse kafir olur. لكن إن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لها في نفسه وحب رياسة ومنصب مثل حال بعض الحكام هدانا الله إياه فهذا كفر أصغر. Bir kimse şayet Allah'ın hükümlerini hükmetmiyor ama bunun sebebi altında yatan nedenin koltuk sevgisi ve buna benzer heva, arzu ve tutkuları ise o zaman bu kimse ne olmaz? Kafir olmaz. Büyük dinden çıkaran küfre düşmüş olmaz. Thumma akhadna enva'al cihad ve kulna enva'al cihad ala ma zekar ibn Kayyim rahimallahu teala arba. Cihadın kısımlarını aldık. İbn Kayyim'in söylediğine göre cihad 4 kısma ayrılır. Cihad bin nefs. جهاد النفس نفس الجهاد ويكون بسورة العصر في العلم والعمل والدعوة والصبر نصر olacak نفس الجهاد عصر سورسيل olacak وجهاد بالشيطان الشيطان وهو ترك الشبهات والشهوات يعني şüpheleri ve şehvat şehvi arzu tutkuları terk ederek الشبهات بدعة وشرك şubuhat şüpheli olan şeyler nedir bidatler ve şirk olan şeyler والشهوات صغار وكبار şehvat ise büyük ve küçük günahlar والثالث جهاد الكفار والمنافقين كافر ومنافقlarla cihad etmek بالقلب واللسان والجوارح kalp ile dil ile ve azalarla cihad etmek
والثالث الرابع دورنسو ise جهاد البدع والمنكرات والمعاصي يكون بالقلب واللسان وباليد. Bidatlerle, masiyetlerle, günahlarla cihat etmek, bu da kalp ile, dil ile ve azalarla.